bazı besinler mide dostudur. Bu besinlerin sindirimi kolaydır ve sağlık açısından da çok faydalıdır. Kimi besinlerin size sindirimi çok zordur. Sindirimi zor besinler hazmı zorlaştırır ve kabızlık, mide ağrısı gibi hastalıklara yol açar. Kahve ve çikolata özellikle bayramlarda çokça tükettiğimiz besinler arasındadır. Fakat bu iki besinin sindirimi çok zor olur. Bunun yanında reflüyü de tetikleyen yapıları vardır. Süt ve sütlü tatlılarda sindirimi zor olan ve mideyi yoran yiyecekler arasındadır. Sütün içinde laktoz adı verilen bir madde bulunmaktadır. Bu madde şişkinlik ve gaza sebep olur. Sütlü tatlılar da süt gibi mideyi yoran yiyecekler arasındadır. Bu yiyecekleri fazla tüketmek ishale yol açabilir. Kırmızı acı biber, basuru ve reflüyü tetikler. Küçük çapta basuru olan insanlar bile kırmızı acı biberi yediklerinde hastalığın ilerlemesine sebep olabilir. Acı bibere hassasiyeti olan kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekir. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için gazlı içecekler içilir. Yemekten sonra içilen gazlı içeceğin sindirimi kolaylaştırdığı sanılır. Fakat bu bilgi doğru değildir. Tam tersi, gazlı içecekler sindirimin yavaşlamasına ve mide sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle yemekle birlikte tüketildiğinde hem şişkinlik yapar hem de reflüyü tetikler. Bu bilgiler soda için de geçerlidir. Tansiyonu olan kişilerin soda tüketmemesi gerekir. Çünkü sodanın tuz oranı fazladır. Lahana da diğer yiyecekler gibi mideyi yoran besinler arasındadır. İçerisinde bulunan selüloz sindirimi zorlaştırır. Lahananın fazla tüketilmesi halinde kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kızartma türü yemekler sağlıksız olmasına rağmen çokça tüketilir. Sağlıksız olmasının en büyük sebeplerinden biri zor sindirilmeleridir. Çünkü kızartma tarzı yiyecekler pişirilirken bazı maddeler ortaya çıkar. Bu besinleri haşlayarak veya fırında pişirerek tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Brokoli lif oranı yüksek olduğu için sağlıklı yiyecekler arasındadır. Fakat midede gaz yapar. Brokoliyi pişirmek veya hafifçe kaynatmak gaz yapıcı etkiyi azaltmaktadır. Mideye zarar vermemesi için brokoliyi bu şekilde tüketmelisiniz. Sindirimin daha kolay olması için yediğiniz besinler kadar nasıl yediğiniz de önemlidir. Lokmaları iyice çiğneyerek yutmalısınız. Bunun yanında günlük tükettiğiniz su miktarı da sindirim sistemini etkilemektedir. Günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Ölçüyü kaçırmamak şartıyla meyve tüketmek de sindirimi güçlendiren etkiye sahiptir. Balık, tavuk ve kırmızı eti günde bir öğünden fazla tüketmemek gerekir. Aynı zamanda egzersiz yapmak da sindirim sistemine büyük katkı sağlamaktadır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.